Değerli seyirciler deprem zedelerinin mağduriyetini gözler önüne seren, gerçekten insanın da yüreğini burkan bazı ilanlar göstereceğim size. Buraya kadar geleceğiz ama önce bir başa gideceğiz. Şimdi yıkılan sadece binalar değildi. Yıkılan bir de ocaklar var, aileler var, hayatlar var. Bir de deprem zede yurttaşlarımızın enkaz altında kalıp da pert olan araçları var. Ve bakınız deprem zedelerimiz... Araçlarını satışa çıkarıyorlar. Deprem bölgesinde bulunan her üç araçtan biri hasar aldı. Depremzedeler nakit ihtiyacı için ağır hasarlı araçlarını satışa çıkarıyor. Depremzedeler diyor ki evimizi, eşyalarımızı kaybettik. Elimizde paraya çevirebileceğimiz sadece otomobil kaldı. Yeni bir hayat kurmak için satmak zorundayız diyor. Ve fiyat belirtiyor. İşte Diyor ki bu arabayı 445 bin liraya satıyorum. Bu pert olmuş. 326 bin liraya yani hurdaya dönmüş. 326 bine satıyorum diyor. Depremize de vatandaşımız. Diyor ki 355 bine satıyorum mi diyor. Peki bu fiyatlar gerçekçi mi? Tabii ki gerçekçi değil. Ama buradaki mağduriyeti görün. Bu insanların hayatları söndü. Bu insanların evleri yıkıldı başlarına yıkıldı. Her şeylerini kaybettiler. Eşyalarını, dairelerini kaybettiler. Ellerinde bir de hurdaya dönmüş, perde olmuş efendim otomobilleri var. Diyorlar ki, alın bu fiyatlara da biz de hayatımızı kurtaralım diyor. Olay budur. Bu 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 gerçekten hazindir. Her şeyi anlatan bir tablodur bu ilanlar. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Tabii ki bu, bu arabanın fiyatının bu kadar etmediğini depremzede de biliyor. Ama ihtiyacım var arkadaş diyor. İhtiyacım. Dolayısıyla Elinize paranız varsa, otomobil alacaksanız pertmiş, zarar görmüş, hurdaya dönmüş bakmayın lütfen. Bu insanları elinizi uzatın yardım elinizi Alın bu araçları götürün birazcık da üstüne koyun tahmin edin olsun bitsin. Bir arabanız olmuş olur ama bu insanların da hayatları kurtulmuş olur değerli seyirciler. Lütfen hassasiyet işte durum bu çünkü.